Murat Tuzan, bundan sonra sendeyiz, hocamdan sonra. Evet, 3, 2, 1, kayıt. Değerli spor severler, ülke gündeminde önemli bir imza attığımız Kurban Bayramı arifesinde şampiyonlukların öncesinde inşallah güzel sayfalar açacağımız Hürriyet Spor Camiası'na, Karaca Belediyespor'a hayırlı olsun dediğimiz önemli imzanın bundan sonraki mimarları olacak olan Eser Pullu ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle Sayın Hocam. Hürriyet Spor Camiası'na hayırlı olsun. Hayırlı olsun hepimize. İdareci arkadaşlarımızla konuştuk. Başkan ve yönetim kuruluna, camiaya baktığımda futbol görüşlerimizin aynı paralelde olduğunu gördük. Ve bunu birlikte olmaya karar verdiğimizden bu tarafa da çalışmalarımıza başladık. İdari anlamda da, teknik anlamda da planlarımızı yaptık. İnşallah başarılı olacağız. Çünkü artık kulüplerde üretken futbol ekonomisini hayata geçirmek zorundayız. Onlar idari anlamda ellerinden geleni yapıyorlar. Gelir kalemlerini yükseltmeye çalışıyorlar. Biz de teknik anlamda futbol üretiminden ne kadar faydalanabilirsek, o kaynakları ne kadar kullanabilirsek, o kadar önde olacağımızı düşünerek yeni bir yapılanmaya girdik. Hepimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bu anlamda amatöre yaptığınız hizmetler, profesyonel yaptığınız hizmetler, spor camiasında nadide bir isminiz var. Bununla ilgili sizi biraz daha titrinizden bahseder misiniz? Bundan önceki çalıştığınız kulüplerle ilgili ve başarılarınızla ilgili. Ben 1990 yılında Kartal Spor'da, Bursa Kartal Spor'da antrenörlüğe başladım. Orada 7 sene altyapıları kurduk işte. Kartal Spor'a iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Hem kendi semtimin takımıydı, hem benim için de iyi bir giriş olmuştu. Daha sonra 2000 yılında Oyakrano'ya geldim. Altyapı teknik sorumlusu olarak anlaştım. Ana takım antrenörlüğü yaptım. Oradan da işte amatör kümeden 4 yılda 2. lige çıktık. Ondan sonra Orhan Gazi Spor'da antrenör olarak çalıştım İsmail Ertekin'le birlikte. Oyakrano'da da İsmail Ertekin'in kadrosunda, Sinan Oral ve İsmail Ertekin'in kadrosunda çalıştık. Oradan Karagümrük'te çalıştım. Karagümrük'te 3 sene, 3 farklı dönemlerde gittim. Orhan Gazi'de de öyle. Çalıştığım kulüplere tekrar gittim. 2012 yılında, 2011-2012 yılında Bursa'ya döndüm. Zafer Spor'da çalıştım. Zafer Spor'dan sonra Elmas Paçeli bir şampiyonluk yaşadık. Daha sonra Kafkas Spor'da da güzel anılarımız oldu, güzel çalışmalarımız oldu. Daha sonra da kendime kulüp kurmuştum. Ve spor okulumuzu ve işte kendimizi kurduğumuz kulüple çalışmalar yaptık. İşte bu senede arkadaşların gerçekten beni çok istemesini görmemle inşallah bu senede Hürriyet Spor'da birlikte çalışacağız. Özellikle bu imza töreni sonrasında ikincilik temsilcimiz Karaca Belediyespor ve Hürriyet Spor'un amatör camiada altyapı ve pilot takım anlaşmasının ülkemize kazandıracakları nelerdir sizce? Şimdi dediğim gibi yani Karaca Belediyespor hem idari anlamda hem de teknik anlamda iyi yönetildi. Bunun da sonucunda şampiyonluklar geldi. Bizim Hürriyet Spor'umuzun da yapısı belli. Genç futbolculara yani gençliğe işte altyapıya verdiği öneminden, bu vizyonundan hiç taviz vermeyen bir kulüp. Bu anlaşmanın daha derinleşeceğini ve daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Bu yüzden de yani biz de heyecanlıyız. Ben bu anlaşmayı da kendi adıma ve kulübüm adına da önemsiyorum yani. Özellikle diğer profesyonel takımların da diğer amatör takımlarla nikah tazelemesi, altyapı ve pilot bölgelerde destek olmasının önünü açmış olacak mıdır bu anlaşma? Kesinlikle olacaktır. Çünkü biz Bursa'daki amatör havuzu kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Bu amatör havuzu kaçırmamak için böyle kulüplere ihtiyaç var. Yani birkaç tane daha kulübümüz ikincilik, üçüncülük seviyelerinde oynadığı sürece biz bu havuzu kaçırmayacağımızı düşünüyorum. İnegöl Spor, Karacaspor şu an Yıldırım çıkmış pozisyonda. Yıldırım'daki arkadaşları da tebrik ediyorum. Yıldırım Belediyespor'u da tebrik ediyorum. Bu çocuklarımızın bunlara çıkıp buralarda vitrine çıkması gerekiyor. Bu tür anlaşmaların çocuklar için çok iyi, çok yani çok iyi olacağını düşünenlerden. Hürriyet Spor Teknik Direktörü olarak spor camiasına Kurban Bayramı arifesinde son mesajınız ne olabilir? Spor adına, sporcu adına. Spor camiasının ve bütün sporcularımızın, bütün idari yönetimlerde bulunan idareci arkadaşlarımızın ve bütün futbol kamuoyunun Kurban Bayramı mübarek olsun. Eser Hocamıza teşekkür ederek röportajlarımızı bitiriyoruz değerli spor severler. Bizi izlemeye devam edin. Sporla kalın, hoşça kalın. Hocam teşekkür ederim.